Merhaba arkadaşlar. Bu derste sizlere bir öğrencimin aldığı bu application was hatasının çözümünü göstereceğim. Açıkçası nasıl çözeceğimi de şu an için bilmiyorum ama neler olur, yani böyle bir sorunda neler yaptığımı da anlatmak istedim. İlk olarak hemen buraya gittiğimde aslında hatayı görüyorum. Yani bunu ben derslerde sürekli olarak söyledim ama tabii ki de dikkat edilmiyor veya elden bir şey gelmiyor, düzeltilemiyor. Bence şuradaki bu petten dolayı bu hata alınıyor. Bunlardan önce Flutter Doctor eksi V diyerek bütün bir Flutter kurulumuna bakalım. Arkadaşımız neyi yanlış yapmış ya da bir eksiği var mı Flutter kurulumuna dair. Ondan sonra da bu hatanın çözümüne geçeriz. Evet şurada şu hatalar yeni versiyon Android'lerde vermesine rağmen herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Aynı şekilde Visual Code'da bu eklenti kurulu olması gerekmiyor. Gördüğünüz gibi D'nin altına kurmuş. Aslında gayet güzel ama başka bir sıkıntı var. Birazdan bulacağız. Şimdi buraya gidelim. Tools'a geleceğim. Tıklayamıyorum şu an. AVD Manager'a gidip şurada API 30 diye bir cihaz kurulmuş. Bir play'e basalım. Hatayı görelim. Evet. Bu durumda ilk yapmanız gereken şey bunları kapatıp şurada Show Log in Explorer demek. Burada e, gerçekleşen olayların logları tutuluyor. Kayıtları tutuluyor. Bunu bir aç diyelim. Ve ben az önce yaptığım için saat şöyle en aşağıya gitmem gerekiyor blogu görmek için. Burada hatayla ilgili bir şeyler söylüyor. Evet panik. Broken AVD sistem diyor. Emülatör de burada aslında SDK'dan çalıştırılmış ama burası hataya sebep olmuş. Bunun sebebi daha önce de karşılaştığım için biliyorum. Her ne kadar diğer kurulumlar D gibi hani şu petin dışında bir yere yapılsa da aslında bu ABD şuradaki klasörden çalışıyor. Gelin isterseniz bakalım. Buraya gittim. Şöyle yapıştırdım pedime. App'de geldik. Local'in içindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Tekrardan bakacağım. Appdata local Google diyor. AVD burada değil. Şöyle bir daha bir bakalım. Appdata local Google'ın içindeydi. Evet, Android ile ilgili yerler burada. Şimdi bizim yapmamız gereken AVD'nin yerini bulmak, AVD dediğimiz bu çalışan AVD cihazın emülatörün dosyalarının olduğu yeri bulmak, onu değiştirmek. Bunun için de çalıştırmaya çalıştırmayı denediğimiz cihaza gidip, bakın bunun dosyaları neredeymiş, Show on Disk dedim. Gördüğünüz gibi yine şu Türkçe karakter boşluklardan dolayı bunu görmüyor, görmeyince de açamıyor. Aslında bütün olay bu. Ee, biz buraya bir gidelim şöyle enter bastım AVD kısmına gidiyorum Şurayı taşıyacağım buradan Burayı buradan taşıyacağım bunu buradan Kopyalayabilirsiniz Kopyaladık Nereye kopyalayalım Zaten arkadaşımız D'ye kurmuş videoda da anlattığım gibi SDK Android SDK'nın altına yapıştırıyorum Artık benim cihazımın dosyaları e, G'de değil burada olacak Tabii ki de bunu da Sisteme söylememiz lazım Bunun için bütün Android Studio'yu kapatalım. Yine çevresel değişkenlere gidip Android AVD Home diye bir değişkenimiz var. Onu kurmamız gerekiyor. Ortam değişkenleri dedim. Evet burada herhangi bir şey yapılmamış. Yeni dedim. Android Android AVD Home. Ve buraya da deminki o kopyaladığımız yeni yeri gösteriyoruz. Yani artık ABD burada yaşıyor. Sana da lazımsa buradan oku diyoruz. Tamam dedim. Şimdi büyük ihtimalle belki bu var olan projede çalışmayabilir. Şöyle bir tekrar deneyelim. Olmadı bir invalid et, cache and restart yaparız. Tekrardan açtım bunu. Bu arada bağlantım koptu. Evet devam ediyorum. Bağlantı kopmuştu çünkü. Bunları yaptıktan sonra e, bir deneyelim. Hani olmazsa ABD manager dedim tekrardan dinliyorum. Tamam hata aldım. Şöyle bir invalid cache and restarttan önce aslında ne yapalım biliyor musunuz? Şuraya gidelim tuz, flutter clean de yapalım. Bunlar bir hata çıktığında yani ilk uygulamamız gereken ilk adımlar aslında bunlar. Flutter clean yaptım. Aynı şekilde buradan da invalidate cache and restart yapacağım. Eğer bunlar da çağrı olmazsa artık yeni bir proje başlatacağım. Çünkü bu AVD'yi ilk açtığında gördüğü dosyaları silmiyorsa eğer yeni projede bu yaptığımız değişikliği algılayacaktır diye düşünüyorum. Ya da aslında en güzeli şey yapmak, AVD'yi yeniden oluşturmak. O da bir çözüm. Neyse bir bakalım. Şöyle AVD Manager'a gitsek şunu dosya show on this desem bakın yine eski yerini gösteriyor. O yüzden yani bu yaptığımız değişiklikler bence çok etkilemeyecek bizi. Yine hata alacağız. ve tekrar bir çalıştıralım ama gördüğünüz gibi burada bunu silip tekrardan oluşturalım. Burada yeni bir cihaz oluşturduğumuzda zaten yeni bir indirme yapılmıyor. Siz bu imajı indirdiğiniz için bakın burada RD indirilmiş. Sadece dış kabını değiştiriyor aslında. AP 30 hatta 3000 yapalım şöyle farklı bir şey olsun. Finish diyelim. Artık bu cihazı oluştururken nerede oluşturacak? Şöyle bir daha bir bakalım. Show on this diyelim. Gördüğünüz gibi artık yeni yerinde oluşturdu. Ondan dolayı ben bunu da play'e basarsam gönül rahatlığıyla diyebilirim ki bu çalışacak. Umuyorum yanılmam. Bu arada bu yeni ee, geldiği için 3000 şunu silebilirim. Bir açılsın da. Biraz yavaş ama. Evet gördüğünüz gibi hatadan kurtulduk. Dediğim gibi bütün sorun AVD'nin default hani siz her ne kadar Flutter, Android'i, D gibi farklı bir diske kursanız da AVD C diskinde kalıyor. Aynı böyle bir isminiz varsa mesela belgeler kısmına gittim. Gördüğünüz gibi arkadaşta Türkçe karakter, boşluk her şeyi var. Ondan dolayı bu peti okurken sıkıntı yaşıyor ve emülatörü açamıyor. O yüzden lütfen artık hayatınızdan Türkçe karakterleri çıkarın. Yani bilgisayar adınızı böyle uzun yazmanıza gerek yok. Burada tabii ki de arkadaş sadece arkadaş için söylemiyorum genel olarak. Yani burada Barış demesi veya Baris demesinin hiçbir önemi yoktu. Çünkü gördüğünüz gibi sadece Flutter için değil, diğer programlama dilleri için de farklı farklı hatalar alabilirsiniz bu durumda. Bunu yaptıktan sonra son olarak şöyle yapalım. Hani arkamı temizlemek adına şuraya geliyorum. Bilgisayar. B'yi e kurmuştuk. SDK. AVD dedim. Şuradaki 30'u da artık sileceğim. Ama ihtiyacım yok. Aslında demin deminki cihazı silmeden şunu da gösterecektim sizlere. Unuttum onu. Bunu e, düzenleyebilirsiniz. Düzenlediğinizde bakın bunun nerede olması gerektiği burada yazıyor. Hani deminkinde C'li bir şey yazıyordu. Biz bunu bununla değiştirseydik eğer aslında sorun kalmayacaktı büyük ihtimalle. Neyse sıfırdan cihazımızı aş kurduk. Ve gördüğünüz gibi çalışıyor. Son olarak bit bitmesini bekleyeceğim. Her şeyini ayarlayalım. Tabi bu arada e, tools kısmına gidip sdk Manager'ı da kontrol edin Hani orada da herhangi eksik bir şey olmasın arkadaşım bilgisayarı bayağı bir yavaş olduğu için tepki vermiyor ama burada e, sdk tool'ların hepsi kurulu olmalısı gerekirken ki burada show detail diyerek sadece en üsttekilerini kurmanız yeterli ve bunu her şey için yapmanız lazım NDK içinde burası içinde aynı şekilde sizin Intel işlemciniz varsa burası zaten kuramazsınız hata verecektir. Bunlara dikkat edin. SDK platformunda da sadece en üsttekini seçmeniz yeterli. Gidip de hepsini seçmeyin. Onda da gördüğünüz gibi şu yapılar yeterli oluyor. Bunları yaptığınızda emülatör açılacaktır. Yani SDK kurulumundan yana herhangi bir eksiğiniz olmayacaktır. Dediğim gibi arkadaşım bilgisayarın şu an diski çok yavaş. Ondan dolayı hala açamadı. İlk proje biraz yavaştır ama ondan sonrakiler daha hızlı açılır. Evet gördüğünüz gibi projemiz açıldı bayağı uzun sürdü ama herhangi bir sıkıntı kalmadı. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.